Burada yapamam ablacığım. Yapamam. Gidelim buradan. Ya abla bir durur musun? Behiye ben bu evliliği sürdüremem. Kalamam ablacığım ben burada. Gitmemiz lazım. Ablacığım bir sakin olur musun? Nereye gideceğiz? Ya nasıl gideceğiz? Bursa bitti. Evimiz yok, işimiz yok, hiçbir şeyimiz yok. Ya tamam, tamam başka şehre gideriz. Ben iş bulurum, yine çalışırım, kazanırım ya. Ablacığım ben Arat'la sadece aşık olduğum için evlendim. E tamam, ne tesadüftür ki Arat abi de sana aşık. Ablacığım. Bak insanlar Aras gibi biriyle evlenebilmek için beyin dışında komple estetik yaptırıyor ya. Sen mutfak önlüğünü attın yani şu saray gibi eve ya. Ya bir dik dur. Ben seninleyim ya. Jale de bizimle. Sen iyice delirdin. Ne demek bizimle ya? Tövbe tövbe ölmüş gitmiş kadın. Ya ablacığım sen görmedin onun odasını ya. Görmedin. Yani eşyaları, resmi, her şeyi sanki hala bu evde yaşıyormuş gibi duruyor. Ya ben yapamam ablacığım böyle. Ablacığım artık toparlanır mısın ya? Sen böyle biri misin? Yakışıyor mu sana? Annemin, babamın anısına da mı saygın yok senin ya? Ne diyorsun? Ne biçim konuşuyorsun? Ne alakası var? E babam seni böyle mi yetiştirdi abla? 3 günde evlenmeye karar veriyorsun, 1 günde vazgeçiyorsun. Aşk, evlilik bu kadar basit bir şey mi senin için? Ya Behiye ne olur üstüme gelme benim. Ben iyi değilim zaten. Tamam, tamam işte. Sen şimdi biraz sakin ol, bir kendine gel. Hadi biz içeri geçelim. Hadi prensesim benim. Hadi gel. Hı, hadi. Ne oldu bu? Herkes işine dönsün. Bırak, bırak. Aman canım, ya ne bırak olursun. Beni.
Gel, gel lütfen, lütfen Birce. Şahane, Birce'yi alır mısın? Odasına götür. Arat yapma. Arat ne yaparız? Ya Birce duydu, çok korktu çocuk. Hadi kahvaltı yenin. Ne kahvaltısı ya? Kahvaltı yapacak hal mi kaldı? Deli misin nesin? Beraber ineceğiz. Bak, gel önce Birce'ye bakalım. O çocuğa bunu yaşatmaya hakkımız yok bizim. Birce, şu kırmızı tokayı bana uzatsana. Ela'nın saçını onu takalım. O Ela değil, Pırıl. Pırıl pembe seviyor. Aynı benim gibi. Al bunu tak. Tamam. Oldu mu? Neyse ben bir hazırlıklara bakayım. Kahvaltı inerler şimdi. Songül abla. Efendim canım. Gitmesen olur mu? Korkuyorum. Olur canım. Gitmem. Keşke babam da benimle küçüklüğümdeki gibi oynasa. Hiç büyümeseydim, yine benimle oynar mıydı? Bilmem ki. Senin baban oynar mıydı? Yok. Benim babam pek ortalıklarda yoktu. Ama sen çok şanslısın. Babaannem diyor ki, Özge abla yüzünden babam benimle vakit geçiremiyormuş. Zamanı hep onunmuş. Aa, olur mu öyle şey? Baban seni çok seviyor. Aa, ne o? Songül sen çıkabilirsin. Bir tanem, sana kitap okumamı ister misin? Özge abla kızmasın bana kitap okuduğun için. Kızım, Özge ablanı tanımadan neden hakkında böyle düşünüyorsun? Bak ben onu seviyorum. Sen de onu benim için tanımayı deneyebilir misin acaba? Annemin odasını neden dağıttın? Özge abla mı istedi? Hayır. Özge ablan asla böyle bir şey istemez. Baba, o da annemin. Ondan bana kalan tek şey, dağıtma olur mu? Olur kızım.
ben çok acıkmışım da. Elinize sağlık bu arada. Çok güzel olmuş. İyi. Afiyet olsun. Ben de çok acıktım. Şahin'e bir kaşık verebilir misin lütfen? Rica ederim, izin ver Şahin de işini yapsın ama. Teşekkür ederiz. O odayı çok önce boşaltmamız gerekiyordu anneciğim. Ne münasebet? O oda dediğin yer yengenin odası kızım. Odasıydı anneciğim. Odasıydı. Özgeli abimin odası yerli yerinde duruyor. Dilerseniz odayı boşaltması için yarın bir ekip gönderebilirim. Gerek yok. Yani kusura bakmayın, ben karışmak istemezdim ama... bence odanın Birce için kalması daha doğru. Lütfen bu yakışıksız bahsi kapatalım. Açacak kapatacak bir mevzu yok anne. Bu evin hanımı artık Özge. Bunu herkes böyle kabul edecek. Kızımı da Özge'ye karşı bir daha doldurduğunuzu görmeyeceğim. Anlatabildim mi? Dediklerimi yaparsan Arat kısa sürede avucunun içinde olacak. Sabah yeni ofisine git ve sadece benden talimat bekle, Cemil Öz. Bak ağızlara bak, laflara bak. Kimsin sen ya? Seni bulacağım oğlum. Seni bulacağım. Konuşabilir miyiz? Tabii. Gel. O odayı öyle dağıtmana gerek var mıydı gerçekten? Odayı ilk gördüğün zamanki halini düşünürsek yaptığıma memnun olman lazım. Ben niye memnun olayım canım? Yani normal mi bu? Korkma korkma, devam et. Arat, benim bir şeyden korktuğum yok. Anlamıyorum sadece. Sen o odayı yıllarca öyle tutmuşsun ve bir anda bir gecede dağıtıyorsun. Niye? Tamam. Doğru, haklısın. Aslında bunu çok daha önce yapmam lazımdı. Ama artık yeni bir hayatım var. Sen varsın hayatım. Yeni bir hayatımız var ve benim kaybedecek zamanım yoktu. Anlatabildim mi? Ben böyle bir şeye sebep olduğum için çok üzgünüm. Hayatım, sen bir şeye sebep olmadın. Söylüyorum ya işte, bunu daha önce yapmam lazımdı zaten. Geçmiş geçmişte kalmalı. Bak, esas hata ne biliyor musun? Benim o odayı dağıtmam değil. Senden şüphe etmiş olmam. O küpeleri isteyerek takmayacağını bilmeliydim. Sana güvenmeliydim.
Keşke tek problem bu olsa. Arat bak annen evet bana nazik davranıyor. Ama beni bu köşke layık bir gelin olarak görmediği çok belli. Ya bilmiyorum belki de haklıdır yani. Bizim hayatlarımız sonuçta çok farklı. Hayatım, annemin istemediği sen değilsin. O benim bir şeyleri geride bırakıp mutlu olmamı istemiyor. Çünkü annem şu anda, bugün de yaşamıyor. O geçmişe takılıp kalmış durumda. Peki Birce? Yani küçücük çocuk anlamıyor tabii ki hiçbir şeyi. Ona biraz zaman ver lütfen. Görmüyor musun evin halini? Baksana annem bile Jale'nin öldüğünü hala kabullenmiş değil. Ya benim mutluluğumla ilgilenmesi gereken zamanlarda Jale'nin anılarıyla ilgileniyor. Arat hakikaten Jale nasıl öldü? Araba kazası. Sorup durma bunu. Bu kadar küçültme kendini Jale. Bu kadar küçültme kendini Jale. Küçültme kendini, benim sabrımı sınama. Sınama benim sabrımı, sınama. Öyle mi? Senin sabrını sınarsam ne olur at. Jale! Jale! Jale, dur. Arat üstüme gelme. Nereye gidiyorsun? Ben sana ne söylesem sen bana inanmayacaksın. Sen bana inanmadıkça da bu evde kalmam için bir sebep bırakmıyorsun bana. Arat. Jale! Özge, seviyor musun beni? Seviyorum. Ama yani Bursa'daki Arat da bu evdeki Arat aynı mı bilmiyorum. Aynı. Aynı. Önümden çekil ha. Beni bunlarla etkileyeceğini sanıyorsan ya, havuz mu o ya? Yuvan. Neymiş? Boğaz içi mi? Çok güzel, çok güzel, çok beğendim. İşte geldim, buradayım. Ben bu işte ustayım. Evet. Nasıl yapalım? Ya ben gidiyorum o zaman. Sen de mi uğraştın?
tasarımlar birbirinin aynı arkadaşlar. Yeni bir konsept istiyorum. Yıllardır aynı mağazaları tasarlıyoruz. Bütün markalar yeniliğe giderken biz neden yapamıyoruz anlayamıyorum. Bunun üzerine bence biraz çalışabiliriz. Şöyle bir bakın. Ben Arat'a katılıyorum. Daha yeni bir şey görmemiz lazım. Ben buraya baktığım zaman oradan buradan alınmış bir şeyler görüyorum. Bize biraz vakit verebilirsiniz. Alternatif çalışalım. Evet arkadaşlar, yenilikçi tasarımlar görmek istiyorum karşımda. Bulduğunuzda konuşalım. Olur mu? Şimdi çıkabilirsiniz. Üslubunuz biraz fazla sert değil miydi? Bilgeciğim, ben konsept değiştirelim diyorum. Karşımda yine aynı mağaza tasarımlarını görüyorum. Bence az bile söyledik. Yeni birilerine bakalım Erhan. Tamam. Halledeceğim o işi. Ablacığım, Allah aşkına biraz toparlanır mısın ya? O da gitsin istiyordun, gidiyordu. Kalsın istiyorsun, kalıyor. Yani daha ne istiyorsun bu adamdan? Ne yapsın senin için? Ya Behiye, ben mi istedim odayı dağıtmasını? Ya tamam, sen istemedin ama sonuçta senin için yaptı. Ablacığım bak, senin bu lafların bana hiç iyi gelmiyor, haberin olsun. Özge Hanım, müsaitseniz Nevesel Hanım odasına uğramanızı rica ediyor. Tamam, geliyorum şimdi. Hayırdır inşallah. Beni çağırmışsınız. Günaydın Özge Hanım. Ne kadar hoşsunuz bu sabah. Buyurun. Teşekkürler. Günaydın. Dün yaşanan çok tatsız ve yakışıksız bir olaydı. Sizin de çok hırpalandığınızı düşünüyorum. Yani önemli değil. Birce iyi olsun da, gerisi gerçekten önemli değil. Çok teşekkür ederim bu olgun tavrınız için. Lütfen bunu kabul edin. Buyurun. Kadar güzelmiş. Kaç nesildir ailemizden kalan bir yüzük bu. Maddi manevi paha biçilemez. Bundan böyle sizin olmasını istiyorum. Ay çok teşekkür ederim. Ama çok büyük bir hediye bu. Ben nasıl kabul edeceğim? Hediye değil Özge Hanım. Bunu alıp buradan gitmenizi istiyorum. Siz ne diyorsunuz ya? Siz Arat'ı terk etmem için bana rüşvet mi teklif ediyorsunuz? Siz Arat da parası için evlendiğimi mi sanıyorsunuz? Ya bu ne cüret? Siz ne sanıyorsunuz beni? Özge Hanım, siz şu an bir mucize yaşadığınızı zannediyorsunuz değil mi? Hayatta mucizeler yoktur. Masallar da gerçek olmaz. Sizin bu evliliğinizin üç vakte kadar sürdürülebilir olmadığını göreceksiniz. Çünkü siz ve Arat birbirinize uygun değilsiniz. Nasıl bu kadar emin konuşabiliyorsunuz ya? Dün sevdiğiniz adamın ne hale geldiğini gördünüz mü? Nasıl Jale'nin odasını alaşağı ettiğini? Ha? Aşık ve unutmayan biri ancak böyle davranır. Aşkın zıttı kayıtsızlıktır. Öfke, acı, nefret değil. Siz Arat'ın gözlerindeki tutkuyu görüyorsunuz. Peki ya o tutku bittiğinde ne olacak? Ha? Gözlerindeki o boşluğa düştüğünüze
sağ çıkabilecek misiniz? $1 milyon Özgah'ın. Yüzüğün değeri bu. Normal şartlarda bir kuyumcuya gitseniz dokunamazsınız bile. Halbuki sizin ve kardeşinizin geleceğinin garantisi bu. İstemiyorum Neve Serhan. Umurumda değil. Bence bir daha düşünün. Herkesin iyiliği için. Hoş geldiniz Arat Bey. Hoş bulduk Şahin Bey. Arat abi hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk Beyya. Sağ ol, iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Ya Birce nasıl peki? Dün ben çok üzüldüm onun durumuna. Birce iyi, iyi. Merak etme. Da pek bize alışamadı sanki. Sizinle alakası yok. Birce'nin birine ısınması için biraz zamana ihtiyacı var. Ya ben de öyleydim aslında. Vallahi böyle olduğuma bakmayın. Ben de ilkokuldayken mesela işte hoca tahtayı kaldırmaya çalışıyordu. Ben bayımı numarası yapıyordum beni kaldırmasın. Hoş geldin Arat. Hoş bulduk anne. Neveser Hanım, ablamla az önce ne konuştunuz acaba? Çünkü yüzü bayağı bir asıktı da. Ne konuşma seninle? Güzel gelinimizle biraz sohbet ettim. Ama yüzü bozuksa bunun benimle hiç ilgisi yok. Biliyor musun Arat? Hep buralarda iki tane torunumun koşup oynamasını düşünmüşümdür. Kader. Merak etme anne, yakında o da olur. Sebep bu değil mi? Hı? Yarım kalan yuvanı tamamlama arzusu. Hayır anne, aşk. Sebep sadece bu. Artık buna ikna olsan iyi olur. Anneciğim iyi misin? İyiyim. Tansiyon ilacımı almadım ondan herhalde. Gideyim de odama içeyim. Tamam gel gel. Gir koluma beraber çık. Gördüm aşağıda gelinimle sohbet muhabbet dedi ama yemedim tabii ki. Aa, ne bu senin halin ya? Bana bak. O kadın... Ay o ne? Ay çok güzel bir şey bu ya. Yüzüğe bak. Nevesel Hanım hediye mi aldı sana? Çıkar şunu Behiye. Ay kafam kadar ha. Çok güzel. Gerçek mi bu? Ya Behiye bir kere laf dinle. Çıkar şunu diyorum. Tamam. Tamam çıkarıyorum. Senin sarayın, senin hediyen. Anladık. Hediye. Defolup gitmemiz için hediye. Ne? Gerçekten artık kendimi çok aşağılanmış hissediyorum. Ya hiç vazgeçmeyecek. Buradan gitmemiz için her şeyi yapacak. Ya bunu hak edecek ne yaptım bilmiyorum. Ablacığım. Hemen gidip Arat abiye anlatsana. Sineye mi çekeceksin bunu? Ya Behiye. Anne oğul arasına girmek istemiyorum. Tamam ama bu şekilde olmaz. Bir şey yapman lazım. Bu kadını durdurmanın bir yolu olmalı artık.
Gerçekten bilmiyorum. Neyse şu lanet yüzüğü bir götüreyim de önce. Daha iyi misin? Şahin diye çağırayım da bir tansiyonuna baksın. Hayır, hayır. İyiyim oğlum. Ufak bir şeydi zaten. Ha, böyle olmaz ama benim içim rahat etmez. Haftaya seni bir check-up'a götüreyim. A'dan Z'ye her şeye baktıralım. Daha neler. Eski toprağım ben. Hiçbir şey olmaz bana. Öyle hemen doktora gidilir mi evladım? Gidilir anne, gidilir. İtiraz istemiyorum. Hayatım. Ne oldu? Ben Nevesel Hanım'a hediyesi için teşekkür etmeye gelmiştim de. Şahin Bey'le odamıza bıraktırmış sanırım. Ama aile yadigarıymış yani ben kabul edemem. O yüzden teşekkür ederim. Mazur diliyorum. Ne hediyesi anne? Düğün hediyesi. Yani düğün hediyesi olarak verdim. Anne sana inanamıyorum. Düğün hediyesi vermenin usulü bu mu? Usulü senden mi öğreneceğim Arat? O ne demek şimdi? Çağırsaydınız nikah da verecektim. İşte bu yüzden çağırmadım seni. Çünkü Özge'nin kalbini kırmaya hakkın yok. Neymiş kalbini kıran? Ha? Aile yadigarı yüzük mü? Anne yapma lütfen. Sen ne demek istediğimi çok iyi biliyorsun. Yapma. Arat tamam lütfen. Oğlum, alt tarafa bir yüzük. Anne, mesele yüzük mü sence? Şahinde'yle mi verdin hediyeni? Ne var bunda? Hayır, anlamadım. Ne var bunda? Anne, yapma. Tenezzül edip kendin veremedin mi? Siz tenezzül edip nikaha çağırdınız mı? Ha? Arat, tamam, ne olur. Haklı annen. Bir dakika Özge. Bir dakika. Anne sen farkında mısın? Farkında mısın anneciğim? Özge senin gelinin. Böyle bir hediyeyi bu şekilde kabul etmez tabii. Arat, ya ne olursun bak benim yüzümden kavga etmeyin lütfen. Özge Hanım lütfen. Lütfen oğlumla aramıza girmeyin. Hayatım hadi biz çıkalım artık. Daha fazla kalamayacağım burada. Ay, dünden beri yukarıda sular durulmuyor ya. Nevesel Hanım, Özge Hanım'la ne konuşmuş? Size ne? Ay doyamadınız bir türlü konuşmalara. Akşam yemek yetişmeyince de sohbet çok güzeldi, yetiştiremedik dersiniz. Tatam! Kerem, hoş geldin ya, gel. Atman ya. Gözün aydın Kerem. Ağlasın. Yüzün aydın oğlum. Tezkereyi alıp geldin ha. Yani artık. gördün mü Arat Bey'i Nevesel Hanım? Ha gördüm gördüm. Hiç merak etme Hüsnü abi. Gel. Otur. Arat yarın okul çıkışında Birce'yi biz alalım mı? O da nereden çıktı şimdi? Yani ne bileyim parka gideriz. Beraber vakit geçiririz biraz. Ben hiç tanımıyorum onu. Yani nelerden hoşlanıyor bilmiyorum mesela. Pizza mı sever, hamburger mi sever? Dondurma yemeye gideriz. Gerçi hava da soğuk, dondurma yenmez ama... Yani ne bileyim işte, tanımak istiyorum onu. O da beni tanısın istiyorum. Tamam, olur hayatım. Gideriz, alırız. Tamam mı? Gerçekten mi? Evet. O zaman bir oyuncakçıya gidebilir miyiz? Neden? Yani çocuğun kalbine giden yol. Hadi bakalım. Beni çağırmışsınız. Bir
biraz oturur musun lütfen? Sizin bu güzelliğinizi görünce insan ister istemez anneniz hanımefendiyi merak ediyor. Çok hoş bir hanımdı eminim. Mekanın cennet olsun. Şimdi çocuk kandırır gibi annemi karıştırmayalım lütfen. Bozuşuruz. Neve Sarın, ben ablam gibi böyle iyi niyetli biri değilim. Gördüğünüz gibi cadının tekiyim. Ama ailecek gururluyuzdur. Gururlu ve tavizsiz olmanızı takdir ediyorum. Ama gerçekçi olmak da onurlu ve gururlu olmak kadar önemlidir hayatta. Sen akıllı bir kızsın Behiye. Bütün planların ablanın evliliğinin yürümesi yönünde. Değil mi? Peki ya yürümezse? Diyelim ki bu evlilik yürüdü. Peki bu senin geleceğini kurtaracak? Ablan giraylı oldu. Peki ya sen? Senin gibi biri hep daha fazlasını istermiş. İşte bu yüzük ablanın eline bakmaktan çok daha fazlasını verecektir sana hayatta. Bir çırpıda. Yani beni çok düşünüyorsunuz, gerçekten teşekkür ederim. Ama gerek yok. Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz. Ve ben ablamı asla satmam. Ben ikinizin iyiliğini düşünüyorum. Bilmediğiniz çok şey var. Önünüz sandığınız kadar aydınlık değil. Onun için ne yap? Et, ablanı ikna et. Yoksa bir daha böyle bir fırsat eline geçmeyecek. Etmene gerek yok. Ben yapamadım, söyleyemedim dersen getirir geri verirsin. Tamam mı? Çok hoşuma gidiyor. Hiç kolay değil benim için, hayatını değiştirdim bir anda. Evet, yani gerçekten kolay değil. Bazen böyle rüyadaymışım gibi hissediyorum kendimi. Sanki böyle küt diye uyanacağım ve her şey yok olacak gibi. Artık sensiz bir hayat düşünemiyorum. Bu kadar aşık olacağım hiç aklıma gelmezdi. Rüya gibi ama gerçek. Arat, sence yani annen bir gün beni sever mi? En azından kabul eder mi? Ya biliyorum sen bana biraz köşk küçülecek, biraz sen büyüyeceksin dedin ama annem beni kabul etmeden çok zor. Zamanla her şey yoluna girecek, bana güven. Annem seni tanıdıkça sevecek. Ona biraz zaman ver sadece, akışına bırak. Bak ben her şartta, her zaman senin yanındayım. Tamam mı? Ben bir şey söyleyeyim mi? Bence çok iyi gidiyorsun. Ya ben bu kadar kısa sürede adapte olacağını sanmıyorum.
Gerçekten öyle mi düşünüyorsun? Evet. Bugün yapmamız gereken bir iş var. Bütün gün benimiz. Aa, nereye gideceğiz? Bir hayır etkinliğine gideceğiz birlikte. Ne sence, yani benim üstüm başım güzel mi, uygun mu? Sen her halinle güzelsin hayatım. Her halinle uygunsun benim için. Ya teşekkür ederim de, ne bileyim böyle de gelmeyeyim şimdi. Tabii, sen de haklısın. Kocanı tam olarak tanımadığın için ben senin canın sıkılsın ister miyim? Yukarıda bir hazırlık ekibi seni bekliyor. Nasıl yani? İşte bir kuaför, bir makyöz, bir stilist, birkaç elbise seni bekliyor yukarıda odada. Benim için mi ayarladın? Evet. Tabii ki senin için ayarladım. Yani evden çıkarken söyleseydim gerilecektin. Ben hiçbir şeyin senin canını sıkmasını istemiyorum. Bunlar bir telefonla çözülecek meseleler. Gözünde büyümesin, olur mu? Anlaştım. Güzel. Kahvelerimizi içelim. Yukarıya çıkalım o zaman.
bakıyor. Senin güzelliğine bakıyorlar böyle. Arat Bey. Tamam mı arkadaşlar? Teşekkür ederiz. Aa, Arat. Gelebilmene çok sevindim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yani biraz daha ortalarda görünmesem, sırf seni görebilelim diye davet verecektim. Çok naziksin. Bundan sonra eşimle arada bir geliriz artık böyle davetlere. Tanıştırayım. Özge, eşim. Ay, ne aptalım. Merhaba, Şule ben. Merhaba, Özge ben. Bu kadar genç bir hanım beklemiyordum doğrusu. 28 yaşındayım aslında ama sağ olun iltifatınız için. İnanın daha çok doğrusunuz. Siz de taş çatlasın, 40 gösteriyorsunuz. 40 mı? 35 yaşındayım ben. Müsaadenle. Aa, böyle kolay kaçamaz. Küçük hanım, yakışıklı eşinizi biraz alıkoyabilir miyim? Lüzum yok, beraber geliriz. Yat, sen git. Mutfağa. Ben de içecek bir şeyler alırım. Tamam hayatım. Birazdan geliyorum. Buyurun. Güzel sürpriz oldu. Bilmiyordum geleceğini. Vallahi ben de bilmiyordum. Bana da sürpriz oldu. İyi ki geldim. Geliyorum tatlım. Teklifsiz oldu ama size Arat'ın yanında görünce tanışmak istedim. Ben İnci Tülünoğlu. Neveser'in çok yakın bir arkadaşıyım. Memnun olsun. Neveser'ciğim yok mu? Gözlerimiz kendisini arıyor. Yok, biz Arat'la geldik. Gelir gelir, merak etmeyin. Arat etrafını saran kadınlardan kurtulmanın her zaman bir yolunu bulmuştur. Neveser'cime çok selamlarımı iletin lütfen. Tabii. Heh. Arat'la birlikte sizi bir akşam mutlaka yemeğe bekliyorum. İtalyan bir şef aldım, muazzam yemekler yapıyor. Tabii, memnuniyetle. Sizin ilgi alanınıza giriyor, öyle değil mi? Yok, ilgi alanım değil, mesleğim. Olsun. Kendinizi kurtarmış oldunuz. Malum, mutfaktaki o yağ nem kokusu saçlara, cilde hiç iyi gelmez. Hele ki yağ kokusu. Hı? İzninizle. Mutlaka bekliyorum.
Anlamadılar değil mi seni? Yok, iyi. Zamanla alışırsın böyle ortamlara. Etkinlik kimsesiz çocuklar yararına Arat, o yüzden geldi. Yoksa sevmez böyle ortamları. Müsaaden Gözge, hemen döneceğim, iyi misin sen? İyi, tamam. Özge? Aa, Özge? Ali? Ne haber ya? Ne yapıyorsun burada? Senden ne haber? Ay çok sevindim seni gördüm. İyiyim ben de. Ben de çok sevindim. Bu davette çalışıyorum. Gelsene, tatlı ikram edeyim sana. Profiterol. Sen çok seversin. Ay olur vallahi, yerim. Neredesin sen? Gittin sandım ya. Nereye gideceğim? Buradayım. Arkadaşımla karşılaştım. Ali, eşim Arat. Memnun oldum. Demek evlendin mi? Gerçekten çok şanslısın. Yani Özge mükemmel biridir. Tam eve inecek kadın. Sana soymayayım ben. Yok canım, yatmıştır o şimdi, ben alırım. Hayatım, biz yatmadan doldurmaları lazımdı zaten. Onun işi ya bu. İste lütfen getirsin. Yok, doldurmuştu o. Ben bitirdim. Ben alırım. Ne yapıyorsun burada? Abla fare var diyorum. Görmüyor musun? Orada işte. Ya fare mağara yok. Sensin fare. Ya sen beni delirtecek misin? Ya sen Jale'nin kıyafetlerini mi aşırıyorsun? Ya niye beni hiç düşünmüyorsun? Ya biri görse? Ya ne aşıracağım ya? Güzelim kıyafetler boşu boşuna yatıyor burada. Beye bak, benim canımı sıkma. Çıkar şunu çabuk. İn aşağı. Tamam. Kral daha çok kralcı oldu ya. Ha ne var yani bir denediysem? Babacığım, sen mi beni okuldan almaya geldin? Yaşasın. Evet kızım. Oh. Evet kızım, ben geldim. Özge ablanla birlikte geldik. Teşekkür ederiz. Rica ederim. İyi günler. İyi günler. Neden okuldan beni erken aldın? Parka gideceğiz birlikte. Park mı? Küçükken beni götürdüğün parka gidelim mi? Olur, gidelim. Sen çocuğu parka götürmüyor musun? Ya o işler halim mi? Hadi bakalım. Dur, kemerini takalım. Hırsız var! İmdat! İmdat! Hırsız var! Hırsız var! Ne oldu Behiye?
koş, koş. Orada tellerden, duvarlardan atladı. Gitti şuraya doğru. Koşun, yakalayın hadi. Abi. Abi, Tufan Bey o. Sorun yok. Tahmin etmiştim. Sağ olun. Nasıl yani? Siz hırsızı tanıyor musunuz? Bey Hanım, hırsız değil o. Tufan Bey, Arat Bey'in kuzeni. Babası da Semih Bey'in yeğenidir. Anası babası ölünce evlat edindiydi Semih Bey. Eve falan girmez pek öyle. Zaten bahçede karavanı var, orada yaşar. Ara sıra görürüz biz onu. Anladım. Çok sağ olun. Aa, olaya bak ya. Hırsız evlatlık çıktı. İyice biliyor musun? Ben çocukken babam her pazar beni parka götürürdü. Sonra da dondurma alır yerdik, el ele eve yürürdük. Çok özlüyorum o pazarları. Hatta yağmur çamur bile olsa mutlaka o parka giderdik. Hatta başka çocuklar eve dönmek zorunda kalırdı. Ben dönmek zorunda kalmazdım. Babam hiç önemsemezdi yağmuru. Benim böyle yağmurda, çamurda koşmama, zıplamama izin verirdi hep. Ben de seviyorum yağmuru ama bana izin verilmiyor. Ben de yağmurda koşmak istiyorum. E tamam, biz beraber koşarız işte. İstemem. Bak, o yanındaki Özge ablanın hediyesi. Onu da mı istemezsin? Neymiş o? Kendisine sor. İstemem. Ne zaman istersen Bircacığım. Sevgili Burak, ben kazanmam bir şey değil. Allah'tan ben de çok sabırlı. Hadi bakalım. Önce koşan kazan. Aferin, sen gözümde büyüdü yine. O ne demek şimdi? Ben ne bileyim işte, bu kadar büyük bir yerde yaşamaya alışık değilim. Bir de sen de olmayınca bizi ufalmış hissediyorum kendimi. Özge, bak sen artık köşkün hanımısın. Bu duygudan bir an önce kurtulmanı rica ediyorum. Tabii işle güçle ilgilenmem gereken zamanlarda aklımın sürekli sende kalmasını istemiyorsan. Ay yok canım, öyle bir şey istemiyorum tabii ki. Ya sen niye bakıyorsun bana? Saçmalıyorum işte, bir şey yok. E hadi bakalım, hadi.
adrese git. Bu son şansın. Ben bilemedim, kusura bakma. Behiye ben bu arada. Niye geldin? Özür mü dileyeceksin? Yok canım, ne münasebet. O zaman tahmin edeyim. Hırsız sandığın adamın bir Giray'la olduğunu öğrendin. Enteresan geldi. Ben veliaht değilim. Benden sana ekmek çıkmaz. Dön Sırça Köşkü'ne. Falan. Ay ben kimsin nesin diye merak ettim sadece. Öyle hemen havalara girme. Abi Caner'in mekanında yeni bir grup çıkacakmış. Ben birazdan onu dinlemeye gideceğim. Yorgun değilseniz siz de gelin. Olur. Baş kızım. Bunu evet olarak kabul ediyorum. Beraber gidiyoruz. Harika. Özgeciğim, sevdin mi camiamızı? Ay, biraz fazla sıkıcılar. İnci Hanım size selam söyledi. Siz davete beraber mi gittiniz? Evet anne, bir sorun mu vardı? Akşamüstü Pelin'in davetine benimle gelir misiniz? Arat gelmek istemiyormuş. Ben de tek başıma gitmek istemiyorum. Niye gelmek istemiyormuş? Ona göre işler değilmiş. Pelin'den de haz etmiyor kendisi. Sahte buluyormuş. Var yani birkaç bahanesi. Rahmetli babası Tıpkı. O da böyleydi. Hiç sevmez öyle ortamları. Sen merak etme, ben gelirim seninle. Evet Seren, sen olmasın. Güzel kız. Ben Arat'ı artık mutlu edemiyorum gibi hissediyorum. Yani eskiden çok farklıydı. Evet Seren, Arat mutlu mu? Nereden çıkarıyorsun bunları? Arat kayboldu. Şirket işleri içinde kendini unuttu. Bu kadar. Ama... bir çocuğumuz olsun. Evet Seren, lütfen. Cale'cim. Sen bana annen emanetsin. Doğduğun günü bilirim. Ben seni hiçbir zaman gelin gibi görmedim. Hep kızım gibi gördüm. Bilge'den ayırmadım seni. Ama yuvayı yuva yapan da çocuktur. Kraliçem. Herkes seni sordu, bayağı özlemişler. Sağ olsunlar. Bu arada İnci Hanım bizi yemeğe davet etti. Aa süper. Çok güzel olur vallahi, gideriz. Ablacığım seni değil, Arat da beni davet etti. Falan. Yani ablacığım sen öyle deyince biz böyle girer yıllar olarak mahalle gideriz diye düşünmüştüm ama olsun yani, yapacak bir şey yok. Girer'le olarak mahalleymiş. Tamam Beyyeciğim, birlikte gideriz.
Beraber gider, güzel bir yemek yeriz. Bakmaya doyamıyorum yüzüne. İyi bak o zaman. Arat dans mı ediyor? Doğru mu görüyorum ben? Vallahi ben de şaşkınlıkla izliyorum. Fırtına ya fırtına öncesi sessizlik. Keşke dünyada bir tek ikimiz kalsak. Kimse bizi mutsuz etmese. Sen izin vermediğin sürece kimse bizi mutsuz edemeyecekti. Annem bu evliliğe fena taktı. Bir şey olacak diye ödüm kopuyor. Nevesler Sultan rızasını almadan evlenirsen olacağı budur. Seni o kadar çok seviyorum ki. Kumrularımız geliyor, keyiflerini kaçırmayalım. Erhan, ne haber? Hoş geldin. Hoş bulduk, ne haber? İyi, iyi. Güzel grupmuş, sevdim. Ya çok sevindim. Geliriz sık sık. Bakarız. Bu arada Can'la Nergis gelmiş, bence onlara bir merhaba diyelim. Canım, rica ederim, fazla uzatmayalım, olur mu? Tamam. Hayatım, hemen geliyorum. Tamam. Söyleyeceğim. Yani bir şey rica edeceğim daha doğrusu. Hayırdır? Ama bak kimseye söyleme, olur mu? Tamam. Ya Arat'ın doğum günü yaklaşıyor ya, ben sürpriz yapmak istiyorum ona. Bir planım da var aslında. Ama biliyorsun ben İstanbul'u pek bilmiyorum. Bana yardım eder misin diyecektim.
Arat aslında sürprizleri pek sevmez. Ama konu sen olunca işler değişiyor tabii Arat için. Elimden ne geliyorsa yaparım. Ay tamam, süper, sağ ol. Gel. Koş. Ay, ne var? Ya gel. Ne oldu ablacığım? Ne bu telaş? Niye çağırdın apar topar? Ya bir şey yok ya. Merak ettim. Nasıl geçti akşamınız? Ha. İyi geçti. Güzel mekandı işte. Bilge'nin bir iki arkadaşı falan geldi. Onlarla tanıştık, dans ettik. Güzeldi. Ya çok mu güzeldi? Güzeldi işte ablacığım. Dans ettiniz böyle, ortam falan çok iyi miydi? Biz de dans ettik yani Behiye, ne oldu Allah Allah? Ya abla şimdi hani siz gece aylarındasınız diye ben öyle geleyim falan demedim ama... ...ya ben bu köşkte dört duvar arasında çok bunaldım. Bir dahakine ben de gelsem olur mu? Biliyorum güzelim, haklısın. Ya olayım. Ay Behiye, sen olmasan ben burada ne yapardım bilmiyorum, delirirdim herhalde bu köşkte. Ya ablacığım ben seni hiç bırakır mıyım? Yıllarca her şeye birlikte göz gerdik. Biliyorum. Bana bak, öyle ben aşık oldum, evlendim falan diye papucun dama atıldı sanma ha. Sen her zaman benim en kıymetlimsin. Ablam benim, sen de öylesin. Sen de benim en kıymetlimsin. Bak sen çok mutlu olacaksın, tamam mı? Kimse hiçbir şeyi takma. Hadi sen git şimdi. İyi tamam, gideyim. Hı. Ama bak bir dahakine beni de çağıracaksın, tamam? Tamam Behiye, aa söz. Allah Allah. Of. Resmen güç zehirlenmesi yaşatıyor insana ya kadın. Benim bu yüzükten bir an önce kurtulmam lazım. Gideyim vereyim ben bunu ya. Ama şimdi çok geç oldu. Neyse ben bunu yarın sabah veririm artık. Evet öyle yaparım. Erken kalktım, ben hazırlayacağım kahvaltıyı. Ama olur mu öyle şey? Ne istiyorsanız söyleyin, kızlar yapıverir hemen. Şahin de ben hazırlayacağım, başka bir şey istemiyorum. Ne iş var senin burada? Günaydın, kahvaltı hazırlıyorum. Omlet yapayım mı sana? İstemem. İyi, sen bilirsin. Ben de kendime tavşan şeklinde omlet yaparım o zaman. Ne yapayım? Tavşan mı? Tavşan şeklinde omlet mi olur? Olur tabii. Niye olmasın? Yani ben kendime yapacağım. İstersen izle, beğenmezsen yemezsin.
Şaka. Ay ya tabii öyle oldu işte. Köşk hayatı ne yaparsın? Ay anlatırım sana tabii ki. Bıyıklarını sen yapmak ister misin? Hı hı. Bak şimdi bunları alacaksın bu küçükleri. Buralara koyup bıyık yapacaksın. Tamam. Evet. Ben de burnunu koyayım. Şuraya. Ha. Aldı mı? Aldı. Bunları da koy. Ne oluyor burada? Yüce sen ne yapıyorsun? Üstün başın yağ kokacak. Lütfen dışarı çıkar mısın kızım? Baban de bak biz ne yaptık? Birce dışarı çık dedim. Songül'le Cavidan nerede? Songül! Cavidan! Cavidan! Allah Allah. Mutfağı başıboş bırakmışlar. Elini kolunu sallayan giriyor. Şahin de. Nevesel Hanım ne oluyor ya? Niye abartıyorsunuz bu kadar? Hiç mutfağa girmediniz mi gerçekten? Girmedim Özge Hanım. Ne işim var benim mutfakta? Ben hizmetli miyim? Şahin de. Şahin de. Cavidan'la Songül nerede? Nevesel Hanım erken kalkmışsınız. Duymadım kusura bakmayın. Cavidan'la Songül nerede? Halim'le birlikte kahvaltılık alışverişe gittiler. Halim iyi seçemiyormuş, öyle dediler. İş güzarlık. Sırayla gitsinler efendim. Bunları ben mi öğreteceğim size? Birce, dışarı. Lütfen. Günaydın. Kızım ne yapıyorsun? Burada hazırlanmamışsın hala. Baba bak biz ne yaptık. Oo, çok güzel. Birlikte mi yaptınız? Hı hı. Harika olmuş. Tavşan yapmışsınız. Evet. Yiyelim mi? Hı hı. Tamam. Buyurun. Hı. Çay? Olur hayatım. Kahvaltıdan sonra ben bırakırım seni. Tamam. Ne güzel olmuş böyle. Herkesi kendine benzetecek. Nereden başlayalım? Beyitlerdi. Aç bakalım ağzını. Oo. Sağ ol. Resmen yapıştın yüzüğe. Aç gözlü yalancı seni. Bak bana bak kendine geliyorsun hemen o yüzükten kurtuluyorsun tamam mı? Tamam mı? Aa tamam tamam kurtuluyorum tamam ya. Of. Kurtuluyorum. Tamam geleceğim. Nerede yüzük? Yüzük yok. Yüzük yok. Nerede yüzük? Yüzük nerede? Ha? Aa yok 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 nerede nerede? Nerede? Nerede yüzük? Nereye koydum? Yok 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 yüzük yok yok. Nerede bence çantadaydı. Yok işte yok yok yüzük yok. Ne yapacağım ben? Ah!
Hadi çabuk bak biz neden herkes uyanmış gördün mü? Of benim yüzümden ya. Vallahi benim yüzümden. Kızım sen niye üstüne alınıyorsun? Ha? Herkesi derken kalkacakmış. Çayı da açık unutmuşlar. Halim'le Songül'ü pastaneye göndermese miydik? Şimdi buna da kızacaklar. Şahin'de de esmiş gürlemiş sabah sabah zaten. Cavidan. Ha? Özge Hanım yine mutfağa girmiş. Ya. Ya isterse girer. Ne var bunda anlamıyorum. Ya o mutfağa girecekse sana bana ne acil? Ha? Onlar mutfağa girmesin diye biz yok muyuz? Enişten haklı vallahi. Ben bugüne bugün mutfağa falan giren bir Giraylı görmedim. Hele Jale Hanım mutfağın yerini bile bilmezdi. Cavidan şunu nereye koyacağız? Demek böyle oynamak istiyorsun ha? Tamam. Senin istediğin gibi oynayacağız. Benim adım Cemil'se ki Cemil. Hayır bir de git bir sıfır araba yollamış bana. Ne yapayım ben senin ruhsuz sıfır arabana? Yakışıklı varken. Hayret bir şey. Hayır, plakayı değiştirsin, ruhsatı değiştirsin. Bitti gitti abi. Aşağıdan mı söyleyeceğim yani? Yani yadigardan hoşlanmayacaklar. Onlara ben muhatap olmam. Kimse kusura bakmasın ya. Nevesel Hanım. Okumam böldüğüne göre umarım müjdeli bir haber getirmişsindir. Ne oldu? Ablanı ikna edebildin mi? Yok ben öyle bir şey yapmayacağım Nevesel Hanım. Söylemiştim size ben ablamı kandıramam. Peki. Yüzüğü ver o zaman. Ben yüzüğü kaybettim. Ama bahçede falan düşürdüm herhalde. Bulup getireceğim ben size. Sen ne kadar akıllı bir kızsın. Hep söyledim. Ablana vermek yerine yüzüğü kendine sakladın öyle mi? Hayır ben anlattım ya size. Yalan borcum var. Gerçekten bulup getireceğim. Bana yalan borcun yok. Ama yüzük borcun var. Ya yüzüğü getirirsin veyahut da buradan gidersin. Zaten Arat yüzük meselesini öğrendiğinde bu iş ister istemez bitecek. Anladın mı? Nevesel Hanım. Nevesel Hanım'ın durun lütfen bakın dinleyin söz veriyorum. Bulacağım getireceğim size söz diyorum size. Vallahi bulacağım ya söz. Ne oluyor? Ne olduğunu kardeşiniz anlatsın size Özge Hanım. Neyi? Abla şey ben sizi rahat bıraksın diye konuşmuştum da. Of. Ben yalan söyleyemeyeceğim ya. Abla. Ben çok kötü bir şey yaptım. Sen bana bunu nasıl yaparsın? Ya sen bana bunu nasıl yaparsan? Abla bak. Vallahi kasıtlı bir şey yapmadım. Kadın yüzüğü verdi bana, konuştu, etti. Benim kafam karıştı. Acaba doğrusu bu mu diye düşünürken sadece bir gece bende kalmış yüzük. Ben sabah düşürdüm, valla bulamıyorum. Abla her yeri aradım ama bulamıyorum. Valla ablacığım çok pişmanım, valla çok özür. Ya ne saçmalıyorsun sen? Sen ne anlatıyorsun ya? En mutlu günlerimde bana yaptığın şeye bak ya. Benim hiç mi hakkım yok mutlu olmaya? Ablacığım, canım benim. Bak vallahi inan düşündüğüm gibi değil ya. Affet beni bak ne olur. Ben nasıl istemem senin mutlu olmanı. Benim senden başka kimim var ablacığım? Bak gerçekten bir kaza oldu. Çok özür dilerim. Olmayacak Behiye. Kaza olacak şeyleri yapmayacaksın. Ya insan onuru gururu için yaşar ya. Sen beni Nevesel Hanım'a karşı ne duruma düşürdüğünün farkında mısın ya? Abla bak yemin ederim çözeceğim ben. Yemin ederim bak ben çözeceğim bu işi. Gidip konuşayım mı Arat abiyle ha? Konuşayım mı? Neyi konuşuyorsun ya sen? Ya ne saçmalıyorsun sen? Ha? Yüzük mü var ortada?
Sen ne yap biliyor musun ablacığım? Sen bundan sonra hiçbir şey yapma Behiye. Hiçbir şey yapma, sen artık büyü ablacığım, tamam mı? Sen artık büyü. Bak Behiye. Nevesar Hanım. Hoş geldiniz Özge Hanım. Buyurun lütfen. Yok, oturmayacağım. Kısa bir şey söyleyip gideceğim hemen. Yüzüğün kaybolmasıyla benim bir alakam yok. Ama kardeşimi bu işe bulaştırmanız da bana hiç doğru gelmedi. Ayrıca merak etmeyin, bulacağız yüzüğü. Gerçekten kaybolursa tabii. Anlamadım. Ne demek istiyorsunuz? Üç nesillik bir yüzüğü bir günde yok ettiniz. Bu size bir şey anlatmıyor. Özge Hanım, daha kardeşinize sahip çıkamıyorsunuz. Nasıl giraylı gelin olacaksınız? Ha? Çok merak ediyorum. Bakın Nevesel Hanım, eğer ben o yüzüğü iki gün içinde bulamazsam artık sizin bir şey söylemenize gerek kalmayacak. Kendim çekip gideceğim bu evden. Evet, soylu biri olmayabilirim ama ben babamın kızıyım. Benim için onurumdan daha kıymetli bir şey yok bu hayatta. Üç nesillik bir yüzüğü bir günde yok ettiniz. Bu size bir şey anlatmıyor. Özge Hanım, siz daha kardeşinize sahip çıkamıyorsunuz. Nasıl giraylı gelin olacaksınız? Ha? Çok merak ediyorum. Özge Hanım! Ay ne oldu, iyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Başım döndü. Doktor çağırayım mı? Arat Bey'e haber verin. Ay yok yok, telaşlandırmayın kimseyi. Yemek yemedim bugün ondan herhalde. Ay evet, hiçbir şey yemiyorsunuz. Ben de bizim yemekleri beğenmediniz diye gücendeydim ama kendi hazırladığınız kahvaltıya da dokunmamışsınız. Anlaşılan sizi zorla beslememiz gerekecek. Kalkın şöyle. Yavaş. Yavaş. Teşekkür ederim. Rica ederim. Aşağı düşüş ya. Ha, yüksekmiş ha. Evet, soru. Bilge Giraylı yengesinin öldüğü bu yere bu kadar yakın bir yerde neden yemek yiyor? Durumu mu hatırlamak istiyor? Yağıt mı ediyor yani? Ne alakası var yani?
Restoran buraya gören tek yer bile olabilir. Vakit geldi Bilge Giraylı. Seninle tanıştığıma çok memnun olacağım. Gideceğimiz yer şeye biraz fazla yakın değil mi? Ha evet, yani adamlar orasını isteyince bir şey diyemedim. Ya orada otelde kalıyorlar galiba. Ama rahatsızsan değiştireyim. Niye, o yüzden demedim. Yani fikir olarak rahatsız etti. Bir de 5 yılın sonunda bundan sakınalım da istemiyorum. Neyse ki abim gelmiyor. Bir de biliyorsun magazin basın sever böyle tesadüfleri. Merak etme, basın nasıl olacak? Tufan. 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 Nerede bu ya? Hayırdır? Hayır. Köşkten çok buralarda takılıyorsun. İlk görüşte aşık mı oldun yoksa bana? Çok komik. Sen çok arıyor musun bu aşırı zekice esprilerini? Neyse. Ya ben bir şey kaybettim de buralarda. Acaba sen bulmuş olabilir misin? Bir şey ne ya? Rujunu mu kaybettin? Gözlük? Oyuncak ayı? Mücevher mi yoksa? Biliyordum. Buldum değil mi? Ver onu bana çabuk. Yavaş ol. Bak yavaş mavaş olamam. O yüzük benim için çok önemli. Ver lütfen. Öğrenmiş olduk yüzükmüş. Maalesef yine benden ekmek çıkmıyor. Alakam yok. Ya bak önemli dediysem... Yani iyi bir taklit sadece. O kadar değerli bir şey değil. Ablam için önemli. Hediye sadece. Vallahi bak. Götürdüğüne, uğraştığına değmez ya. 3 kuruş etmez ya. Bırak ben vereyim. Sana yavaş ol dedim. Herkesi kendin gibi hırsız sandı. Aa, lafa bak ya. Sen bunu benim mekanda mı kaybettin? Yo. Ama yani buralarda bir yerlerde işte. Belki koruda da olabilir. Bilmiyorum. Nerede kaybettiysen git orada ara. Hadi hayırlı işler. Hadi. Hadi. Ay tamam. Ay. Pis yabani. Hoş bulduk hayatım. Hayırdır? Ne oluyor? Her şey yolunda mı? İyiyim, iyiyim, iyiyim. Bir sıkıntı yok. Sadece seni özledim. Ben de seni çok özledim bir tanem ama yolunda değil belli ki. Kim üzdü seni? Söyle bakayım. Yok, yani bir şey olmadı. Sadece sen gidince çok yalnız kalıyorum, o kadar. Bana yalan söyleme. Arat, üzerime gelme benim. Yani yalan söylemiyorum. Hayatım değişti bir anda. Adapte olmaya çalışıyorum, zorlanıyorum. O kadar, başka bir şey yok. Söyleyemiyorum.
beceremiyorum. Sınama benim sabrımı, sınama! Yalan her şeyi mahveder. Aha, üzerime gelme benim yani. Yalan söylemiyorum. Bırak üstüme gelme. Gerçekten çok şanslısın. Yani Özge mükemmel bir yerdir. Senin tablana sunarsan ne olur? Sana bilinecek kızım. Şahane! Aha, üzerime gelme benim yani. Yalan söylemiyorum. Bırak üstüme gelme. Neredesin? Yüzüğü buldun mu? Bulamadım, korudayım, arıyorum. Nerede bu yüzük ya? Nerede düşürdüm ben bunu ya? Ay çıldıracağım vallahi, çıldıracağım. Ile tanışma vakti. Sayın Sizcu ya. Hoş geldiniz. Sağ ol, kolay gelsin.
Ne alırsınız? Porçini risotto'nun güzel mi? Evet, tavsiye ederim. Sonra bir ızgara köfte. Tabii ki. Ya yuh be, yavaş. Hanımefendi. Evet, önemli değil. Nasıl bulayım koca bahçede gece gece? Nasıl kaybettiysen öyle bulacaksın Behiye. E tamam, sen git, ben bakarım. Bırakamam seni şimdi gece gece. Çünkü çok seviyorsun beni, değil mi? Sus Behiye, sus. Vallahi bak, git sen ya. Ben sabaha kadar ararım burada. Bak Arat abi seni göremezse iştahı da karışır. Vallahi yüzüğü bulamazsak karışacak bir şey kalmayacak zaten Behiye. Söyle, ben de sizinle arayacağım her neyse. Hiç ya, özel bir şey. Özel bir şey. Nasıl özel bir şey bu, bilmek istiyorum. Gecenin bir yarısı evden gizli gizli çıkıp koruda ne arıyorsun acaba? Lale dur, Lale dur. Arat, üstüme gelme. Nereye gidiyorsun? Ben sana ne söylesem sen bana inanmayacaksın. Sen bana inanmadıkça da bu evde kalmam için bir sebep bırakmıyorsun. Özge, benle asır saklamayacaksın. Bana yalan söylemeyeceksin. Buldum valla. Ya biz Birce hediye almıştık da ablamla. Ama tabii şimdi sürprizi kaçtı. Çok tatlı değil mi? Gidelim hocam. Vallahi bütün akşam aradık ya. Tekrar. İyi akşamlar. Kahve içer misiniz? Ben almayayım. Bilge sen? Hayır, ben de istemiyorum. Teşekkürler. Faturayı şirkete gönderirsiniz Musa Bey. Hay Erhan Bey. Ne diyorsun? Ya bence güzel geçti. İyi akşamlar. Buyurun. Ben biraz önceki
hareketim yüzünden özür dilemek istedim. Bir an boşluğuma geldi. Kusura bakmayın. Tamam. Kabul edildi. İyi geceler. Tamam. Pek iyi bir tanışma olmadı da hangisi olur diye düşünüyorum. Mert Pekcan, ben mimarım. Bilge ben de. Memnun oldum. Erhan. Memnun oldum. Kusura bakmayın tekrar. İyi akşamlar. Ver bakayım. Kimmiş? Mert Pekcan. İş mimarmış. Başarılı birine benziyor. Ne yapıyorsun Erhan? Adamı mı araştırıyorsun? İnternette bulan insanları sen sürekli birilerini araştır diye buldukları zannetmiyorum. Bence tam olarak bunun için bulmuşlar. Sendeki mesleki deformasyon biliyorsun değil mi? Yani sürekli birilerini araştıramazsın. Yalnız iyi işler yapmış. Tipi de hiç göstermiyor. Baksana. Bakıyorsun, alsana şunları. Ay Allah'ım, şapşalına denk geldik. Şapşal. Evet. Merhaba İstanbul. Gel. Her şey yolunda mı? Değil ya. Vallahi değil. Geçmiş bazen hiç bırakmıyor insanın peşini. Hep yeni bir şeyin içindeyken bile. Yani işte geçmişin gölgesi bugüne düştüğünde hiç iyi olmuyor. Belki en güçlümüz bile incinmekten korkuyoruz. Tam da o korku yüzünden o geçmiş denilen şey bir türlü geçmiyordur. Mesela şu an işten bahsediyor olsak derdim ki, benim tanıdığım Arat asla yılmaz. Saati bir dakika bile durmaz. Kalbin yerini hatırlayınca ayarları şaşmıştır belki. Şahen de. Buyurun Özge Hanım. Nevesel Hanım'a sorar mısın müsait miymiş? Uğrayacağım birazdan. Tabii. İstediğiniz zaman uğrayabileceğinizi söylemiştim. Nerede bu yüzük? Nerede? Of! Yok işte, yok. Ay yer yarıldığım işine girdi sanki ya, yok. Bunu mu arıyorsun? Ay! Ödüm koptu. Al. Ne iş var bunun sende? Ablana götür. Senin kafasızlığın yüzünden kendini yakmasın. Bana baksana sen. Bana laf yetiştireceğini yüzüğü ablana götür. Sonra da benimle laf dalaşına girersin.
Hadi koş hadi. Sonra konuşacağız ama seninle, tamam mı? Serhan. Fazla vaktinizi almayacağım. Yüzüğü bulamadık. Sözümü tutacağım. Akşam olmadan köşkü terk etmiş oluruz. Şu an bu olay size çok korkunç gelebilir Özge Hanım. Ama inanın uzun vadede herkes için en iyisi bu. Çok iyi bildiğim iki şey var. Birincisi ben oğlunuzu gerçekten tüm kalbimle çok seviyorum. İkincisi sizin bu maddiyatın herkesin ve her şeyin önüne geçtiği dünyanız midemi bulandırıyor. Abla! 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 Buldum. Buyurun Nevser Hanım. Daha vaktim dolmamıştı. Yüzüğü buldunuz. Ama bu hayata uygun olmadığınızı da görmüşsünüzdür. Değil mi? Üstelik ısrarla görmezden geldiğiniz bir şey daha var. Arat Cale'yi unutmadı. Hiçbir zaman da unutamaz. Ya. İşte Nevser Hanım, insan inanmak istediği şeyi görüyor. Ben geçmişin hayaletlerine inanmıyorum. Aşka inanıyorum. Anneciğim, ne oldu, iyi misin? Ha? Çok kırgınım, çok. Neden? Arat. Abime mi kırgınsın? Anneciğim, abim kimsenin kalbini kıracak bir şey yapmadı. Aşık oldu sadece. Ne olur hadi sen de rahatla biraz artık. Aşık oldu. Ben işi sıkı tutmasam var ya, bütün bu aile dağılır. Geriye de hiçbir şey kalmaz. Ne yapmayı düşünüyorsun peki? Hı? Hepimizi sıkarak bir arada tutabileceğini mi zannediyorsun? Tamam, sustum. Ben şirkete gidiyorum. Sen de güzelce çayını iç. Kız, özledim seni. Gelsene. Merhaba şekerim. Ne yapıyorsun burada dedim. En kıymetlilerim İstanbul'a taşınınca Bursa'nın hiç tadı tuzu kalmadı biliyor musun? Hadi oradan be. Kıymetliymiş. Şimdi mi kıymetli ne olduk senin? Yerinde olsam böyle diklenmezdim. Ay ne karın ağrım var senin, hadi konuş. Elimde çok şey var Behiye. O tatlı hayatınız parmaklarımın ucunda, bir telefon tuşlamama bakar. Biz seninle çoktan yollarımızı ayırdık, tamam mı? Ayrıca elinden geleni de ardına koyma.
Bir daha da sakın karşıma çıkma pis kadın. Hadi yürü. Git buradan. Oo. Şu hareketlere bak ya, kuş duymuşsun. İyi. Madem öyle, benden günah gitti Beyye Hanım. Yarın 11'de buluşalım. Sana öyle bir şey vereceğim ki İstanbul çalkalanacak bu haberle. Tamam, konum atarım. Özge Hanım nereye? İşim var Şahen'de. Ne oldu? Arat Bey'in haberi varsa sorun yok. Var ya da yok, ne fark eder? Yani bu senin vazifen değil. Lütfen sen kendi işine bakar mısın? Ha abla. Nereye gidiyorsun? Ya geleyim mi ben de? Çok sıkıldım evde. Ablacığım sonra gezeriz beraber. Çok sıkıldıysan git ders çalış. Halim sizi bıraksın isterseniz gideceğiniz yere. İstemiyorum. Çok teşekkürler. Özge ben. Tanışamadık biz. Ben de Tufan. Hakkımda çok şey duymuşsunuzdur. Ailenin ayrı kutu. Yani ben de öyle sayılırım. Kulvarlarımız farklı ama. Ya bu arada ben sana teşekkür borçluyum. Behiye söyledi. Yani o yüzüğü bulmakla bana o kadar büyük bir iyilik ettin ki anlatamam. Hakkını nasıl öderim bilmiyorum. Neler yaşadığınızı tahmin edebiliyorum. Nevesar Hanım'ın sizi affetmesi zaman alacak. Yerinizde olsam bu durumu hızla kabul etmeye çalışırdım. Niye öyle söyledin? Yani habersiz evlendiğimiz için mi? Keşke sadece o olsa. Arat'ın odayı dağıtmasını duydum. Yok, teşekkürler. Ben istemedim dağıtmasını. Gerçekten ben istemedim. Ama yani anlamıyorum, o oda niye yıllardır öyle duruyor? Çok basit. Siz gelene kadar bir umutları vardı çünkü. Umut mu? Ne konuda? Jale'nin bir gün döneceği konusu. Nevesar Hanım'ın umutlarının katilisiniz. Bu nedenle ısınamıyorsunuz. Anlamadım yani. Ölmüş biri hakkında bir insanın ne umudu olabilir ki? Boş mezar içinde sadece umut barındırır. Nasıl? Jale'nin mezarı boş. Nasıl yani? Mezarın boş olduğunu bilmiyor muydunuz? Jale dönmeyecek. Jale öldü. Jale yok artık. Mezarı boş mu?